Herkese merhabalar. Maddenin yapısını anlatacağız. Sonuç maddenin yapısı ünitemizde. En önemli noktalardan bir tanesi atomun yapısını ve benzeri bunları tanımak. Ama öncesinde sen 5, 6 ve 7. sınıflarda neler tekrar ettiğini bu konu hakkında bilmen gerekiyor. Ve hatırlaman biz beş, gerekiyor. 5. sınıfta yoktu böyle bir konuyla alakalı bir şey. Ama 6. sınıfta iletken ve yalıtkan maddeler vardı. İletken ve yalıtkan maddeleri 6. sınıfı tekrarını yapacağız seninle beraber. Bu konu aslında e, ileride öğreneceğimiz element sınıfların metaller ve ametaller işte soy gazlar bunlarla alakalı özellikleri kavrayabilmemiz için çok önemli. Çünkü e, bu 6. sınıf öğrendiğimiz bu konu aslında 8. sınıfın temelini oluşturuyor. Gel senle beraber 6. sınıfta ne öğrendiğimizi tekrar 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 ederim. Tonguç'um elektrik enerjisi ileten maddeleri biz iletken maddeler diyorduk. Elektrik enerjisini iletmeyen maddeleri ise biz yalıtkan maddeler diyorduk. Dolayısıyla maddeleri ikiye ayırıyorduk. İletken ve yalıtkan diye ikiye ayırıyoruz. İletken ve yalıtkandaki temel fark elektriği iletir, elektriği etmez. Mesela Tonguç'um sence bu elektriği ampulü prize, prize taktığımız zaman burası iletir mi Tonguç yoksa burası iletir mi? Hangisi elektriği iletir sence? Tonguç? Yeşil kablo iletir hocam. Yeşil kablo iletirse elektrik çarpar bizi. Dangoz bir adam? Bu yeşil kablo dediğim bir şey aslında yalıtkan tarafıdır. Ama burası ise Tonguç'um ampulde ışık veren kısmı elektriğin içinden geçmesi gerekiyor. İşte bu da iletken kısmıdır diyebiliriz. O zaman iletken ve yalıtkanı buradan anlayabiliriz. İletken maddelere baktığımız zaman Tonguç bakır, demir, altın, gümüş, alüminyum gibi metaller iletkendir. Yani sen neler iletkendir dersen metaller iletkendir diyebiliriz. Ve aynı zamanda özel olarak şunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tuzlu su, asitli su insan vücudu da iletkendir. Mesela insan vücudu elektrik çarpar mı Tonguç Evren Bey? Evet çarpar. neden? Çünkü iletken olduğu için. Yalıtkan maddelere baktığımız zaman karbon, brom, iyot, kükürt gibi aslında ne olan maddeler? Ametal dediğimiz yani metal olmayan maddeler. Maddelerdir. A metallerdir ve plastik, cam, tahta, şekerli su, saf su gibi de maddeler elektriği iletmez. Bak şunu unutma. Tuzlu su iletiyor. Şekerli su veya saf su iletmiyor. Tahta iletmiyor. Plastik cam iletmiyor. E, Metaller iletirken tahta, cam, plastik iletmiyor. Bunları da çok iyi bilmen gerekiyor. Sorularda ve sınavlarda mutlaka gelir bunlar. Geldik tonuşum, elektrik iletkenliklerinin test edilmesine baktığımız zaman, mesela bir örnek e, mantık e, yapalım seninle beraber. Şöyle bir şey var. Bak, burada ampul var tonuş, burada iletken bir tel var. K ve L arasına e, acaba hangi maddeyi ee, şey yaparsam, takarsam tabi buraya da bir pil koymamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Buraya pil koyduk diyelim mesela. Ee, bu pilin e, ampulü yapmasını bekleriz değil mi? Ama burası boşluksa yakamaz. Buraya bir şey takacağım. Mesela demir cetvel takarsam ampul yanar mı Tonguç Evladım benim? Yanar hocam. Çünkü demir iletkendir. Bakır tel takarsam Tonguç Evladım benim? Yanar. Evet süper. Çünkü de, bakır iletkendir. Metaldir. Alüminyum folyo takarsam Tonguç Evladım benim? O da yakar. Aa. Çünkü alüminyum da metaldir. Silgi takarsam Tonguç Sence olur mu peki? Olur. Yuh ne alakası var? Silgi plastikte dolayısıyla ampul yanmayacaktır. Tuzlu su takarsam olur mu Tonguç evladım benim? Olur. Çünkü tuzlu suyun demin elektriği ettiğini söylemiştik. Şekerli su takarsam olur mu Tonguç evladım benim? Olur. Yuh hayır olmaz. Şekerli su olmaz. Neden? Çünkü Tonguç'um şekerli su elektriği iletmez demiştik. Şimdi 6. sınıfın tekrarını yapmış olduk seninle beraber. 7. sınıfa geçelim. Şimdi Tonguç'um 7. sınıf evet 7. sınıfta ne öğrendik biliyor musun Tonguç'um? Bu konuyla temel oluşturabilecek. Yedinci 7. sınıfta maddenin tanecikli yapısını öğrendik. Aynı zamanda karışımlar e, ve saf maddeyi öğrendik. 7. sınıfta öğrendiğimiz maddenin tanecikli yapısı aslında bizim için periyodik sistemi anlayabiliyoruz. 8. sınıfta öğrendiğimiz periyodik sistemi anlamak için çok önemli bir temel oluşturuyor. Ve aynı zamanda Tonguç'um e, karışımlar ve çözeltiler de asitle bazıları anlayabilmemiz için çok iyi bir temel oluşturuyor. Dolayısıyla bütün konular birbirle bağlantılı olduğu için. Şimdi gel Eserle beraber maddenin tanecikli yapısında neler vardı ve hangi birim insanları nelere bulmuştu ve benzeri atom modeli nasıl gelişti bunları öğrenelim. Tonuç'um e, birim insanı Demokritus. Demokritus aslında e, atomla alakalı ne dedi biliyor musun? E aslında parçalanamayan atomu ilk bulan adam bu. Parçalanamayan. Nezarın ters dönsün. Aa, ne diyorsun saçmalama kez. Parçalanamayan atom modeli atom zaten bölünemez demek aslında. Atom en küçük yapı taşı, maddenin en küçük yapı taşı olarak bildiğimiz atom aslında parçalanamayan atom olarak demokritus tarafından ilk defa ortaya atıldı bu teori. Sonrasında Tonguç'um Dalton içi dolu ber küre diye e, atomu tanımladı ve dedi ki e, bu da aynı şekilde tabii parçalanamayan dedi ama böyle küre gibidir, top gibidir dedi. Aynı bunun gibidir yani e, Demokritus'un şeyi aslında neydi biliyor musun? Demokritus aslında şunu söylemişti bir topçuk var demişti. Sonrasında bu Berk bir küre dedi, bu küre gibi olur dedi ve e, böyle bölünemez böyle sağlam bir küre gibi de dedi. Sonra Thomson dedi ki ben dedi üzümlü kek modelini getiririm dedi. Atomun içinde artı ve eksi yükler vardı dedi ve bunlar üzümlü kek gibi birbirinin içine dağılmıştı dedi. Dolayısıyla bu üçüncü modeli getirdi Thomson modeli. Sonrasında Rutherford dedi ki hayır bu kadar saçmalamayın. Bu aslında güneş sistemi gibi bir yapıdır dedi. Güneş sistemi gibi bir yapı dediğimiz şeyse hani etrafında gezegenler döndüğü gibi e, elektronlar e, çekildiğin etrafında çekildik çok küçüktür dedi. Güneş sistemi gibi yapıda rudder force. Sonrasında Bohr dedi ki hayır kardeşim, hepiniz yanılıyorsunuz. Aslında belli katmanlar vardır. Birinci katman, ikinci katman hani 2, 8, 8 diye sonradan yapacağız. 2, 8'e katmanları buldu aslında ve e, Bohr dediğimiz şey katmanlar enerji seviyelerini aslında bularaktan atom modelini oluşturdu. Şu anda kullandığımız modern atom teorisi bunların hepsinden sonra gelen yepyeni bir teori tabii ama bunlar akraba mı hocam? En doğrularından bir tanesi. Bohr gerçekten de en yakınlarından bir tanesi. Atomun yapısına baktığımız zaman atomu oluşturan parçacıklardan birincisi çekirdek. Ortada atomun çekirdeği vardır ve atomun çekirdeğinin içinde aslında pozitif yüklü tanecik olan protonlar vardır. ...ve yüksüz tanecik olan nötronlar vardır. İşte bunlar atomun çekirdek kısmının içindedirler. Bu çekirdek kısmının dışında ise negatif yüklü tanecikler olan elektronlar e, tur ederler. Yani elektronlar dönerler sürekli. Deri dana gibi dönerler sürekli etrafında. Ve bunlar eksi yüklüdür Tomuç'um. Dolayısıyla elektron deyince eksi yük, proton deyince artı yük, nötron deyince sıfır aklımıza gelecek. Atom çekirdeğini bulanları hemen söyleyelim tekrar proton ve nötrondur. Tonguç evladım benim hareketli tanecik deyince de aklımıza hemen elektron gelecek. Dolayısıyla proton ve nötron hareketsiz taneciklerden unutmayalım. Kütlelerine baktığımız zaman protonun nötronla kütlesi birbirle aynıdır. Ama elektronun kütlesi o kadar azdır ki hatta onun kütlesiz gibi de görebiliyoruz. Yani protonun kütlesi ile nötron kütlesi çok fazladır. Elektronun kütlesi yok gibidir. O kadar azdır ki yok gibi olarak görebilirsiniz. Saf maddelere baktığımız zaman Tomuç, 7. sınıfta işlediğimiz bir diğer konu başlığı. İçinde kendinden başka madde bulundurmayan maddeleri biz saf madde diyoruz. <laughs> saf maddelerde benim <laughs> gibi yani. Evet kesinlikle senin gibi aynı şey öyle. Doğrucu bak mesela sav maddeler aslında ikiye ayrılıyor. Elementler ve birleşikler diye ikiye ayrılıyor. Elementlerde şunu bilmemiz gerekiyor. Sadece tek cins atomdan oluştuysa biz bu elemente atomik yapılı element diyoruz. Veya Tonguç'um iki tane atomun birliktelik veya üç tane atomun farklı birliktelikleriyle oluştuysa biz bu atama molek biz bu elemente moleküler element diyoruz. Çünkü molekül dediğimiz şey aslında şu bir moleküldür. Şu da bir moleküldür. Şu da bir moleküldür. Şu da moleküldür. Ama şunların hepsi teker teker tek başlarına atomlardır. Dolayısıyla ele Element ve e, atomik ve moleküler elementlerin farkını anlamamız gerekiyor. Neden bunlar element? Çünkü aynı cins atomlardan oluşuyor. Aynı unutmuş. cins atomlar. Hiç, hiç farklı bir cins yok. Ama burada atom birliktelikleri olduğu için biz buna moleküler yapılar element diyoruz. Peki buna geldik Tonguç'um. Ee, burada ise modellere baktığımız zaman Birleşiklerde baktık evet farklı cins atomlardan oluşması şartı var zaten Birleşiklerin bir yuvarlak bir kare bir yuvarlak iki üçgen falan filan şeklinde farklı cins e, atomlardan oluş e, atomlardan oluşmuş. Atom çeşidine baktığımız zaman Tonuç, bak bileşikler farklı cins atom, element aynı cins atomdu. Bileşiklerde farklı cins atomlar varsa bu aynı farklı cins atomlarda bak atom çeşidi kaç tanedir burada mesela? Yuvarlak ve kareden oluşmak üzere iki tanedir değil mi Tonuç'um? Evet, Peki evet. burada atom çeşidi kaç tanedir Tonuç evladım benim? İki. Süper. Üçgen ve yuvarlak var. iki tanedir burada. Molekül sayısına baktığımız zaman burada bir e, elementin için bir birleşin içinde bir iki tane molekül var. Pardon özür dilerim. Burada kaç tane molekül var? Bir, iki tane molekül var. İki tane molekül var. Burada kaç tane molekül var dersen Tonguç evladım benim. İki. İki tane molekül var çünkü bu bir molekül, bu da başka bir molekül. Teşekkür ederim. Peki bir moleküldeki atom sayısına baktığımız zaman burada kaç tane atom var evladım? İki bir molekülde hocam. iki tane. Peki burada kaç tane atom var bir molekülde? İki. E, İki çeşit var ama 3 tane var. 3 tane molekül. Atom sayısını sormuş. O zaman 3 tanedir diyoruz. Ve burada da e, bileşik ve e, elementin arasındaki ilişkileri ve farklılıklarını beraber anlamış olduk. Tonguç Evladım geldik. İlk 20 elementi. İlk 18 element. Özür dilerim. İlk 18 element gerçekten önemli. İlk 18 elementin günlük hayatta nerede kullanıldığını bilmemiz bizim için faydalı bir bilgi olur. Mesela Tonguç'um hidrojeni H ile e, e helyumda uçan balonda kullanıyoruz hidrojen. H ile gösteriyoruz. Lityum Li, berilyum Be zaten iki, iki harfi. Bor sadece B. Karbon C ile gösteriyoruz. Bak burası kritik neden? Çünkü karbonu kere yazıyoruz bunu C ile yazıyoruz. Azot N bu da kritik e, çok çıkan bir e, elementimiz bu da e, oksijen O zaten anlaşılıyor flor F anlaşılıyor zaten neon N anlaşılıyor Sodyum, ha, bu kritik Sodyumda S ile başlıyoruz ama N A ile yazıyoruz magnezyum Mg anlaşılıyor alüminyum Al anlaşılıyor silisyum Si anlaşılıyor fosfor işte fosforda F ile yazıyoruz ama P ile gösteriyoruz kükürt S. bu da e, farklı bir şey bu da klor da farklı bunları bir ezberlemen çok önemli diğerleri zaten ilk iki harfi ve ilk, ilk harfi şeklinde ilerleyen bir yapıya sahip. Burada anlaşılmayacak fazla bir şey yok. Burada bunların her birisi mesela nerede kullanılır, eee mesela hidrojenlerde kullanılır, roket yakıtında kullanılır. Ondan sonra e, helyum nerede kullanılır e, zeplinlerde uçmak için kullanılır. Ondan sonra lityum pil yapımında kullanılır. Lityum iyon piller falan filan. Uzay aracında kullanılır berilyum. Bor dediğimiz şey ısıya dayanıklı camlarda kullanılır. Karbon dediğimiz şey fosil yakıtlarda ve bütün camların yapısında bulunur. Azot dediğimiz şey soğutma sistemlerinde kullanılır. Mesela e, oksijen dalgıç tüplerinde kullanılır. Flor diş macunlarında kullanılır. E, neon nekran panosunda e, sodyum cam üretiminde kullanılır. E, magnezyum hava taşında kullanılır. Hafif olduğu için alüminyum dediğimiz şey mutfak aletlerinde kullanılır. Mesela e, silisyum yapı malzemelerinde kullanılır. Kum ve benzeri bunu yapmak için silisyum kullanılır. E, fosfor dediğimiz şey aslında gübre yapımında kullanılır. Kükür e, kükürt dediğimiz şey meyvelerde mikropları öldürür. Klor dediğimiz şey su dezenfeksiyonunda da havuzlara mavuzlara klor atarlar. Ve e, argonda ampul ve floresan yapımında kullanılır diyoruz. Bileşikler ve formüllerine baktığımız zaman Tonguç'un mesela şu molekülün suyun formülünü lütfen ama lütfen bir H2O. Zaten bunu bir yerlerde görmüşsündür. H gördümse iki ulan, tane hidrojen. 2 o değil mi hocam? H nedir lan Neredesin? Tekir dağılmaz. <laughs> Şimdi iki tane Abi hidrojen bir tane de oksijenden oluşur. İki tane hidrojen bu küçükler. Bir tane oksijende budur Tungucum. Karbon Karbondiokside baktığımız zaman en fazla bilmemiz gereken ikinci maddedir. Karbondioksit bir tane karbon, iki tane oksijenden oluşur. Bu karbon ortada, iki tane oksijen de sağda solda. Amonyak baktığımız zaman bu da çok önemlidir. Amonyak temizlik malzemelerinde çok kullanılır ve bizim çişimizde aslında e, o, oluşturan maddelerden bir tanesidir. Hocam en önemli işimiz ne? Çişimiz. Teşekkür tebrik teşekkür ederim size. Dolayısıyla bu üç madde gerçekten de baba üçlü. Yani bunları bilirsen e, ilerideki fen dersinde çok rahat edersin. Ve birleşikler kendine oluşturan elementlerin özelliklerini aslında ne yapar? Taşımazlar. E zaten bu da bizim 8. sınıfta öğreneceğimiz hangi konuyla bağlantılı biliyor musun hocam? Kimyasal reaksiyonlar, denkle, e, bile, e, kimyasal tepkimelerle alakalı. Mesela bak oksijenle hidrojen birleşince ne oluşur Tonguç evladım sence? Oksijen hidrojen bu ne Su oluşur. Dangoz evladım benim. Oksijenle hidrojen birleşince su oluşur. Oksijenle hidrojen birleştiği zaman su oluşuyor da Oksijen aslında yakıcı bir gaz Tonguç'um, yakıcı bir gaz. Aynı zamanda e, şey hidrojen dediğimiz şey patlayıcı bir gaz Tonguç'um, patlayıcı bir gaz. Ama çok enteresan su söndürücü bir madde ha. değil mi Tonguç'um? söndürücü bir madde. Dolayısıyla sen bir anda yakıcıyla patlayıcı birleştirdiğin söndürücü bir şey. Oluyor. Demek ki bileşikler oluşurken aslında kendi birleşenlerin özelliklerini taşımazlar Tonguç. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela sodyumla klor bileşiyor tuz oluşturuyor. Apa alakasız şeyler. Sodyum işte e, klor dezenfeksiyon için kullanılan bir madde. Sodyum işte e, neler için kullanılıyordu hatırlıyorsan Tonguç'un cam üretim için kullanılan bir madde. Alakası bir anda tuz yediğimiz tuz oluşturuyor. Dolayısıyla apa apayrı yeni bir madde oluşuyor diyoruz. O zaman birleşikler kendi oluşturan maddenin özelliklerini taşımazlar bulacağız. diyeceğiz. Bak klor iki tane olduğu için Tonguç'um bak modelinde iki tane var görüyor musun? Moleküler bir element. Bak bunu yazmak istiyorum. Moleküler element diyorum Tonguç. Bu ise atomik element diyorum. Bunları da bilsen iyi olur. Mesela bu moleküler bir element. Bu da moleküler bir element. Bu bileşik. Neden birleşik Tonguç Evladım? Benim çünkü iki farklı cins atom var. Burada da birleşik var. iki farklı cins atom var iki ya da daha fazla maddenin özellikleri kaybetmesi, kaybetmemesiyle oluşan maddeye biz karışım diyoruz sonuç. Karışım dediğimiz şey aslında saf maddelerin tam tersi. Saf maddelerde tek bir atom vardı veya işte aynı özelliği gösteriyordu, bileşik oluşabiliyordu, element oluşabiliyordu ama aynı özelliği gösteriyordu ama özelliklerini e, kaybetmemesiyle oluşan iki karışıma ne diyoruz biz? Buna biz karışım diyoruz. Yani e, mesela tuzlu su bir örnek olarak. Ondan sonra ondan sonra e, kolonya, ondan sonra ne bileyim Coca-Cola, işte bilmem ne e, a, Pepsi de söyleyelim bari Pepsi Cola. Ondan sonra Loko falan falan falan. Evet, homojen karışımlara baktığımız zaman karışımları ikiye ayrılıyor lotuncuğum. Karışımları biz iki ayırıyoruz. Nedir bunlar? Birincisi homojen karışımlar, ikincisi heterojen karışımlar. Homojen karışımların bir diğer adı varsa o da çözeltiler Tomucuğum. Çözelti dediğimiz şey, homojen karışımlar dediğimiz şey tuzlu su en güzel örneği. Çözücü dediğimiz şey aslında mesela hemen bir örnek yapalım. Mesela tuzlu suya baktığımız zaman, şuna tuzlu su dersek eğer, bunun çözücüsü nedir? Çözücü dediğimiz şey tuz suyun içinde çözü, çözündüğü için su çözücüdür. Çözünen madde ise tuzdur. Yani bir madde bir madde içinde çözünüyor. Tuz suyun içinde çözünüyor. O yüzden çözücüsü su. Çözücü ile ayırmak için mantık şu. Miktarı çok olan çözücü, miktarı az olan çözünendir. Yani mesela su çok fazla olduğu için çözüne, çözücüdür. E, e, şey de tuzsa çözücüdür, çözünendir diyebiliriz. Kafam karıştı birazcık. Heterojen karışımlara baktığımız zaman ayran mesela, kumlu su mesela. Kum artı su. Bunlar tam bir manasıyla birliktelik oluşturamazlar. Hep böyle birbirinden ayrıdırlar. Neden diyeceksin? kum farklı bir madde, su madde. Birbirine tam karışamıyor. Ama tuzla su karıştığı zaman artık görünmez hale gelir su içinde. E, tuz suyun içinde görünmez hale. Ama kumla suyu karıştığı zaman kum aşağı dibe çöker. Veya yağ artı su. Yağ yukarıda kalır. E veya işte ayranı ne yapmak gerekir? Çalkalamak. bak. neden? Çünkü aşağı yoğurtlar çöker. Çalkalak ki düzgün en azından birazcık daha karışım gibi gözüksün diyoruz. Heterojen karışımlar birbirine tam karışamayan maddeler. H homojen karışımlar da her yerinde aynı özelliği gösteren maddeler. Yani bak her yerinde her yerinde aynı özellik gösterilirse heterojen homojen karışımlar e, her yerinde aynı özelliği göstermiyorsa her yerinde e, <laughs> aynı özellik e, yoksa e, heterojen karışımlar diyoruz. Şimdi şu Tonguç'um çözelti dediğimiz şey homojen karışımları birazcık daha detaylı incelersek Farklı haldeki çözelti çeşitlerine baktığınız zaman mesela sıvı ile sıvının karışımına örnek olarak ne verebilirsin Tonguç evladım benim? Kolonya diyebilirsin. Bunlar tam manası birbirine karışır. Kolonyanın içinde ne vardır Tonguç'um? Alkol artı su var değil mi? Alkol su karışımı mesela. <laughs> gaz gaz karışımları örnek olarak ne verebilirsin? Dünyada her yerde olan şey hava. Havanın içinde ne vardır? Azot, oksijen ondan sonra karbondioksit bir sürü gazın karışımı vardır. hepsinde aynı özelliği gösterir. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Hava. Katı katı karışımlar örnek olarak ne diye bir evladım Alaşımlar. Alaşım dediğimiz şey de mesela günlük hayattan örnek madeni paralar bir alaşımdır. Aynı zamanda çelik bir alaşımdır. Dunguçevradım. Bunlar katı katı karışımlara çok güzel örneklerdir. Sıvı katı karışımlar örnek olarak <laughs> Zaten bildiğimiz şeyler mesela şekerli su, mesela şerbet, tuzlu su bunların hepsi aslında sıvı katı karışımları örnek olarak verilebilir Tonguç evladım benim. <laughs> ee, görüşmek üzere. Ödülü sorumuzu yap Tonguç. Yorumlara yolla. Cevaplarını bekliyorum Tamamdır arada. hocam. Bak Tonguç'ta başlıyor kan. Üşenme, hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap Bak da başlıyor kan Üşenme hadi çalış hazırlık ya Şimdiden bu sorulara cevap Senin için yeniden sekize kan